Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu fonksiyonlar. Bir fonksiyonun tersi olacak konu anlatımını çözeceğim. Testim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri. 10. sınıf matematik, bir fonksiyonun tersi. İkinci test, test A olacak sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda sevgili arkadaşlar, bu kitaba ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz. Ayrıca hem fonksiyonlarla ilgili daha çok soru görmek istiyorum, hem de diğer konuları da görmek istiyorum 10. sınıfla ilgili derseniz arkadaşlar, MEP kazanım kavrama testleri, çalışma defteri, tekrar testleri, OGM materyal soru bankası mobil uygulamalarını da şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu kitapların, bu testlerin de tamamı hem matematik hem de fizik olarak arkadaşlar ayrı ayrı oynatma listeleri şeklinde kanalımda mevcuttur. Peki bu oynatma listelerine nasıl erişebilirsiniz? Ben bu videonun açıklamalar kısmına sevgili arkadaşlar bunların linklerini koyuyorum. O linklere tıkladığınızda kolaylıkla mevzu bahis oynatma listelerine erişebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah der ki, fx fonksiyonu x eksi a ve gx fonksiyonu da x kare artı 2 olarak veriliyor. Buna göre f bileşke gx eksi g bileşke fx abx eksi 12'ye eşit ise diyor arkadaşlar, b kaçtır? Evet, gizemli olarak verilmiş. Ancak burada sıkıntı, bir a var bir de b var. Nasıl bulacağız? Sevgili arkadaşlar, şu birinci ifade ne? F bileşke gx, f'in içinde gx eksi g bileşke fx ne demek? G'nin içinde fx demek. İşte bu abx eksi 12. Sevgili arkadaşlar, ben bütün iyi niyetimle ne yapayım? Bu söyleneni yapayım. F'in içine, yani şu arkadaşın içine x gördüğüm yere gx'i yazayım. Gx kim? Bu. Hatta şöyle yazalım. X kare artı 2 yazacağım. Fx kim? X eksi a yazacağım. Yazalım. F neydi burada? X gördüm. X kare artı 2 yazdım. Eksi a. Ne yaptım? X yerine bunu yazdım. Eksi a'yı da unutmadım. Hemfikir miyiz? Güzel. Eksi, hata yapmamak için şunu olduğu gibi şey yapıyorum. Çünkü başta eksi var ya. Önce ben böyle bir sağlam yoldan giderim arkadaşlar. Kendimi garantiye alırım. Şimdi g'nin içinde, bakın şu g'nin içinde x eksi a'yı yazıyorum. X eksi a'nın karesi artı 2. İşte bu değer şuna eşitmiş. Denden yaptım. Bunu birazdan indiririm. Kalemden tasarruf. Devam ediyorum. X kare artı 2 eksi a. Şu arasını da hemen açalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Değil mi? Birinci ile ikinci. Artı ikincinin karesi artı 2. Şimdi eksiyi tatbik edelim. Eksi x kare artı 2 tane ax. Bunu yazdım. Eksi a kare eksi 2 eşittir. Bu arkadaş. Şimdi birazdan edelim. Bak, x karelerle vedalaşıyorum. İkilerle vedalaşıyorum. 2 tane ax, ondan sonucuma a kare çıktı değil mi ya işin içine? Evet. Eksi a kare eksi a, var mı başka bir şey? Yok. Eşittir. Tamam, şimdi yazıyorum artık. abx eksi 12. Sevgili arkadaşlar, bu klasik bir polinom eşitliğidir. Sen eşitliğin karşı tarafında x'in katsayısını ne görüyorsan burada da x'in katsayısını onu görmelisin. Eşitliğin bu tarafında sabit sayı olarak, bak x'e bulaşmamış sabit sayı ne görüyorsan. Hocam ne sabit bu? Arkadaşlar bu sabit sayı. Bak burada da bu sabit sayı. Bunu bulmaya çalışacağım, tamam mı? 2 tane a. A hemen b çıktı ortaya. Arkadaşlar 2a eşitmiş a b'ye değil mi? Karşılıklı. Şunlarla hiç uğraşmam öyle gerek kalmadı yeşillerle. Neden? Bak her iki tarafı a'ya bölüyorum. B 2 çıkıveriyor bile. B 2'dir. Allah razı olsun. A ile uğraştırmadı bizi. Anlaştık. Nefis. Budur yani. Arkadaşlar en son raddede buraya geldiğinde soldakiyle sağdaki aynı görmelisin. X'e bulaşan her bir terimin katsayıları arkadaşlar, katsayılar birbirine eşit olmalı. X kare x kare görseydim x karelerin katsayıları birbirine eşit olacaktı. Devam ediyorum 2 ile. Başka bir şansı yok bunun. Bir sonraki üniteniz zaten polinomlar olacak. Orada detaylı olarak da görürsünüz sevgili arkadaşlar. Diyor ki 2 numara. Number 2. F ve G gerçek sayılarda tanımlı fonksiyonlardır. Fx 3x artı 1. Gof x de arkadaşlar 2x eksi 1. Olduğuna göre G'nin tersinde 5 nedir?
Şimdi sevgili arkadaşlar, ben sana bunu iki şekilde de söyleyeceğim. Öncelikle bir öğretici şeyle söyleyeyim ben sana. Bak, cofx verilmiş. G'nin içine fx'i yazarsan diyor, 2x eksi 1 olmuş diyor. Tamam. He, ama g'yi bilmiyoruz değil mi? Burada sıkıntı doğar. Tersini almaya gitsem falan filan, orada bir takım şeyler oluyor. Peki şu arkadaşa yapalım o zaman. Sevgili arkadaşlar, peşinde olduğum şey g'nin tersinde 5 ya. O zaman şu silahımı kullanayım ben. G A, B ise G'nin tersinde, B de A'dır. Hatırlıyorsun sen bunu değil mi? Hani çerçeve yapıp as demiştim ya ben sana. Birinci test, test A'da, 11. soruda. Ve çok kullandık bunu. F A, B ise F'in tersinde, B de A'dır. Velhasılı kelam şu arkadaşlar, yer değiştirirse G'nin tersine giderim. Yani G'nin tersinde 2x eksi 1 eşit olur Fx'e. Anlaştık mı arkadaşlar? Güzel. Şimdi bak, sen neyin peşindesin? Bunun. Şurada 5 görmek istiyorsun. Burada 5 görebilmen için, bak 5 olsun istiyorsun. 2x eşittir 6, x eşittir 3 oluyormuş. O zaman diyorsun ki x eşittir 3 için şu elinde olan altın kıymetindeki denklemi düzenliyorsun. G'nin tersinde, bak x yerine 3 yazınca burası 5 oldu. Zaten senin arzuladığın şey bu. Hop, eşittir F3. E arkadaşlar, F3'ü de artık kolaylıkla buluruz. O da nedir? 3 çarpı 3, yani x yerine 3 yazıyorum. Artı 1, 9 artı 1'den cevabımız 10'dur. Okey tomento. That's all. Bu kadar yani. Peşinde olduğumuz şeyin peşini bırakmıyoruz. 3 numara. Uygun tanım aralığında f ve g fonksiyonları için f fonksiyonu arkadaşlar g'nin tersinde 4x artı 9 olarak veriliyor. Buna göre diyor gof 2 ifadesinin değeri nedir? Şurada boşluk var madem, burayı değerlendirelim. Sıfır atık projesine katkıda bulunalım. Arkadaşlar g'nin içinde f2'yi merak ediyoruz değil mi? Güzel. Peki bana neler verilmiş? Vallahi şimdi sevgili arkadaşlar, ben f2'yi görmek istiyorum ya. Bütün iyi niyetimle bu arkadaşı buraya yazalım. X eşittir 2 için şu denklemi yazalım. Bak ne var? F2 eşittir. G'nin tersinde 2'yi yazdım buraya. 4 çarpı 2 artı 9'dan 17 yapar değil mi? Hop 17. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi sevgili arkadaşım. Dur, F2 G'nin tersinde 12. Şimdi bana bu soruluyordu değil mi? Şu arkadaş. Gelin yazalım. G'nin içinde, ha burada zaten var. F2'yi de bunu bulmadın mı? Evet. G'nin içinde G'nin tersinde 17. Peşinde olduğum şey bu oldu. Bak F2 yerine F2'yi bu buldum. Bunu yazdım yani. E sevgili arkadaşlar, sen görüyorsun zaten. G'nin tersinde 17'yi yazınca bir A değeri çıkacak. Bana GA'yı soruyor. E biz ne dedik? Birinci soruda yazdık zaten. GA B ise G'nin tersinde B de A'dır. Yani GA bu ise G'nin tersinde 17, A ise GA da 17'dir arkadaşlar. Hocam ne yaptın ya? Sevgili arkadaşım, aynen şunu yaptım. Bak şu arkadaş 17 olsun. Şu arkadaş da A değeri. Şu arkadaş da benim G'nin GX fonksiyonu olsun. Şimdi bak. Tersinde 17 ne demekti? Şuradan geliyorum bak. Geliyor, geliyor. Sana A sonucunu veriyor. Şimdi A'yı gir. A'yı girdim. Bak karşıma ne çıkıyor? 17. Seni bir böyle gönderiyor, bir de böyle gönderiyor. Olay bu yani. Zaten herhangi bir fonksiyonun içinde tersinin şu değeri kendisidir. Yani f'in içinde f'in tersi a'nın sonucu her zaman a'dır arkadaşlar. Konu kapanmıştır. Neden olduğunu da söyledim. Buradan buraya geliyorsun, sonra tekrar seni buradan buraya gönderiyor. Bu o demek. Bir yoldan git, bir de tersinden geri gel diyor. Konu kapandı. 17 c'yi işaretledik. Tamam mıyız? Tamamız. 4 numara. Ey şimşekler. Gerçek sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için fx 2x eksi 1, gofx eşittir 3 tane gx artı 2x artı 8 ve g9'da 30 eşitlikleri veriyor. Buna göre g5 ifadesinin değeri nedir? Çok haz etmedim soru tiplerinden biri. Neden olduğunu şimdi söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi sana g5 lazım ya. E sana da bir tane şöyle denklem verilmiş arkadaşlar. Burada gelin g5'i görmek üzere ne yapalım? Önce şunu şöyle yazalım. G'nin içinde fx, detaylı görelim. 3 tane gx artı 2x artı 8. Arkadaşlar x eşittir 5 için bu denklemi yazıyorum. G'nin içinde f5.
Arkadaşlar x'e 5 dedim ya, ben bunu her zaman söylüyorum. Bütün burada gördüğün x'ler yanıp sönüyor. Benim yerime 5 yaz diyor. Çünkü dedim ki denklemde x 5 olacak. Her gördüğüm x 5'tir. Konu kapanmıştır. G5, G'nin içinde F5 eşittir. 3 tane G5 artı arkadaşın yerine 3 yazdım. Ne yapar? 3 yazmadım şimdi. 5 yazdım. 10, 8 daha 18. E sevgili arkadaşlar, tek bilmediğim arkadaş bu. Bak şunu da bulabilirim. Bak tesadüfe bak şimdi. F5'e ihtiyacım var. F5'i de söyleyiver bana. X yerine 5 yazarsam 10 eksi 1'den 9 yaptı. Aa bak sen şu işe. Bu 9 oldu. G9'a ihtiyaç duyuyorum ama Allah razı olsun bana zaten verilmiş. 30 eşittir 3 tane G5 artı 18. 3 tane G5 eşittir 18, buraya attım. 12 oldu. G5 kaç oldu arkadaşlar? 3'e bölünce 3'ü buraya atınca tabii ki 4 oldu. Adana. Neden sevmiyorum bu tür soruları? Çünkü yazıyorsun, bunu da tesadüf sana vermiş olur. Yani ne bileyim. Ne bileyim işte yani. Söyleyecek çok şey var buna da. Anlaştık mı arkadaşlar? Tamam, devam. Yani çok yaratıcı bulmuyorum. Yani soruyu çözen kişiye çok düşünme fırsatı vermiyor. 5. Aşağıda dik koordinat düzleminde y'nin y eşittir fx. F üzeri eksi 1 x. Yani f'in tersi fonksiyonu verilmiş arkadaşlar. Grafikte verilenlere göre f'in içinde f0 nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şunu unutma. Bak bu ne demek biliyor musun? F0. Arkadaşlar f0 a ise f'in tersinde a da 0 dedik değil mi seninle? Güzel. Yani tersinde a giriyorsun 0 çıkıyor. Arkadaşlar sana 0 sonucunu veren değer kaç? Ahanda eksi 1. Yani f'in tersinde eksi 1 0. Yani sevgili arkadaşım şu arkadaşın sonucu kaç? Eksi 1. Eğer f eksi 1 0 ise f 0 da eksi 1'dir. Bunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin. Tamam mıyız? Tamamız. Ya da bak ha böyle çözeyim sonra şeyde çözeceğim. F eksi 1'i soruyor şimdi sana. Sevgili arkadaşım f eksi 1 c diyelim. F'in tersinde c de eksi 1 olur. Yani sana eksi 1 sonucunu kim veriyor? Ona bakman lazım. Bak eksi 1 sonucunu veren eksi 2. Yani f f'in tersinde eksi 2 eksi 1'miş. Yani f eksi 1 eşittir eksi 2'ymiş. Bunu da görüyorsun. Bu arkadaşa eksi 2 yapıştırıyorsun. Cevabın Edirne oluyor. Bak hiç bunları yazmadan bile şöyle çözersin. F0 sana 0 sonucunu veren 0 sonucu bak y'de 0 sonucunu veren eksi 1'dir. Buraya yazarsın. Sana eksi 1 cevabını veren de eksi 2'dir. Böyle bulabilirsin. Tersten gidiyorsun. Buraya eksi 1 buldun ya. Eksi 1'den eksi 2'ye gidiyorsun. X'ten Y'ye gidiyorduk ya. Y'den X'e gidiyorsun. Çünkü tersinin tersinden gidersen kendisini elde edersin. 6 numarayla polemiklere girmeden devam ediyoruz arkadaşlar. 6 numara der ki. Tabii ekranı ortalayabilirsek. Ortaladık. Diyor ki. Uygun tanım aralığında bir f fonksiyonu için f'in içinde 2x eksi 1 bölü x artı 4 eşittir 3x artı 5 bölü x eksi 5 eşitliği veriliyor. Buna göre diyor f'in tersinde 1 bölü 2 ifadesinin değeri nedir? Arkadaşlar tutup ben bu arkadaşın tersini bulamayacağım değil mi? Ama ne dedik? F a b ise f'in tersinde b de a'dır. Yani tersini alırken şu arkadaşları yer değiştiriyorum. Dolayısıyla f'in tersinde 3x artı 5 bölü x eksi 5 eşitmiş 2x eksi 1 bölü x artı 4. Arkadaşlara yer değiştirdim, tersini aldım. Güzel. Sen şimdi sevgili arkadaşım bak burada ne görmek istiyorsun? 1 bölü 2. Senin burada 1 bölü 2 görebilmen için de ne olması lazım? 3x artı 5 bölü x eksi 5'in 1 bölü 2 olması için x'in kaç olması gerektiğine karar vereceğiz. İçler dışlar. 6 tane x artı 10, 2 çarpı 3x artı 2 çarpı 5. 1 ile de bunu kolaylıkla çarptım. X eksi 5. X'i buraya aldım. 5x eşittir. Eksi 15. X eşittir. Eksi 3. Arkadaşlar sen şu denklemde verilen kuralda x yerine eksi 3 yazarsan muradına eriyorsun. Aynen şöyle.
x eşittir eksi 3 için. Bak koydun eksi 3. F'in tersinde 1 bölü 2. Nereden bildim? Zaten bunu yaptım ben. Bunu 1 bölü 2'ye eşitleyen x değerini bu buldum. İnanmıyorsan koy. X yerine eksi 3 yazınca bunun sonucu 1 bölü 2 çıkıyor yani. Konu kapandı. He, ne yapacağım ama bak burada bütün x'ler yandı söndü. Niye? Eksi 3 koyacaksın benim yerime. 2 çarpı eksi 3 eksi 1 bölü eksi 3 koyuyorum. Eksi 3 artı 4. X yerine bunu yazdım. Burası eksi 6 eksi 7 aşağısı da 1. El cevap eksi 7. Konu yine tatlıya bağlandı nazarı itibarımızda. 7 numara gelsinler arkadaşlar. 7 numara der ki aşağıdaki dik koordinat düzlüğünde f ve g fonksiyonu grafikleri verilmiştir. En sevdiğim grafik. Görünce çok seviniyorum arkadaşlar. Oh diyorum az da işlem yapacağım. Ne kadar güzel diyorum. Buna göre fok 1 hemen yazalım. F'nin içinde g1 artı bak ters tersler var. G'nin içinde f'in tersinde 2 artı 2 var. Bu soruluyor arkadaşlar. Gelin önce şunu bir yapalım. F'in tersinde 2. Arkadaşlar f'in tersinde 2. Sana 2 sonucunu veren değeri soruyor. Bak fx'te 2 değerini kim vermiş? Eksi 1. Eksi 1 girince 2 çıkıyorsa 2 tersten gelirsen eksi 1 verir. Yani şu arkadaş eksi 1. Grafikten anlıyoruz arkadaşlar. Ne kadar kolay. Bu durumda bu arkadaş kaç oldu? G eksi 1 artı 2'den 1 oldu. G1'i söyle bana. G'de 1 koyunca sonucum 0. Bu arkadaş kocaman bir 0'mış. Hiçbir etkisi o kalmadı. Şimdi G1'i söyle. O da 0 olacak. Zaten G1'i bulduk. Arkadaşlar G1 yine sana 0 verdi. Şimdi F0'ı söyle bana. F0. Bak 0 giriyorsun. Fx'i nerede kestin? 3'te. 3 artı 0'dan cevabımız 3'tür. Tane tane anlattım. Genelde 2x hızıyla izler beni arkadaşlar ama bunu istersen x bölü 2 hızıyla izleyebilirsin. Biraz hızlı anlattım yine. 8. Bak bu da fena değil. Bakalım. Uygun tanım aralığında birebir ve örten bir f fonksiyonu için fx mutlak değer içerisinde x artı 2 artı karekök içerisinde 5x artı 1 eşitliği veriliyor. Buna göre f3 artı f'in tersinde 9. Arkadaşlar f3'ü bulmak kolay değil mi? Gelin bulalım f3'ü. X yerine 3 yazdım. 3 artı 2'nin mutlak değeri artı 3 yazdım. 3 kere 5 15 artı 1 16. Şu arkadaş 5, mutlak değeri de 5, artı bu arkadaş 16, karekökü 4'tür. Aman eksi 4 falan demeyin. 5 artı 9, 4, 9 yapar. Arkadaşlar F3 9'muş. Tamam. Bunu buldum. Yani şu arkadaşın e-değeri 9, onu yazacağım. Şimdi F'in tersinde 9. Ya arkadaş bir kere F'in tersini bulmam çok zor. Ya da şunu diyebilirim. Ya X artı 2 artı 5X artı 1 değerini 9 yapan X değeri nedir? O x değeri bunun cevabıdır değil mi? Hani x'te fx fonksiyonunda ne koymuşum ki x yerine 9 çıkmış. Arkadaşlar bu da bir seçenek. Burada zorlanırsın. Ama şunu fark edersin. Sen ne buldun? F3 9. Ne dedik arkadaşlar? F'in tersinde 9 da 3 olur. Değil mi? Şunlar yer değiştiğinde. Bak sen şu işe. Bana tuzak hazırlıyormuş neredeyse. Boşu boşuna beni yoracakmış. Arkadaşlar o zaman bu arkadaş da 3'tür. Değil mi? F3 9 ise F'in tersinde 9 da 3'tür. Şudur yani. 3 girdim. Fonksiyon tamam mı? Hop sana 9 değerini verdi. 3 girdim 9 çıkarsa tersten 9'dan gelirsem de 3'e ulaşırım. Mevzu kapanmıştır. Bu 9'dur. Bu da 3'tür. Toplamları da 12'dir. Polemik molemik yapmam. 19'da devam ederim. 19'da der ki gayet kolay, güzel bir soru. Üslü sayılarda işlemler sorusu. Fx 27 üzeri x'miş. Gx de x artı 1 fonksiyonları veriliyor. F of g yani f bileşke g fonksiyonunun eşleştirme kuralı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakıyorum fx cinsinden vermiş. Allah Allah. Arkadaşlar fok neydi? F'in içinde gx'i yazacaksın. F kim arkadaşlar? 27. Bak şimdi x yerine gx yazıyorum. X artı 1. Cevabımız bu aslında. Şıklar da yok. Arkadaşlar üstlü sayıları biliyorsun. Bu arkadaş nasıl yazdı? 27x çarpı 27 de bak üstler toplanmış. X artı 1. Burada ne görüyorsun arkadaşım? 27 tane 27 üzeri x.
27 üzeri x zaten fx'ti. Yani 27 tane fx diyebilirsin. Şu arkadaşın yerine fx yazdık. Ahanda bu arkadaş C şıkkında bize göz kırpıyor. Okey tomento. Capisci ise devam ediyoruz. Gayet temel, konseptsel bir soru. F ve G fonksiyonu aşağıda gibi veriliyor. Bak veriliyor. Bu sefer kurallar şeklinde verilmemiş. Şematik olarak verilmiş ki dadından yenmez. Buna göre GOF 4. Arkadaşlar G'nin içinde F4. Önce F4'ü bulacaksın. F fonksiyonu burada. Geleceksin 4'e. 4 nereye gitmiş? D'ye. Bu arkadaş D. Şimdi GD'nin peşindesin. Geleceksin G fonksiyonu da burada. D'ye gideceksin. D kime gitmiş? 1'e gitmiş. Konu kapanmıştır. Değil mi arkadaşlar? Tane tane söylenenleri yaptım. Haritaya baktım. O haritada izleyeceğim yolu yaptım. Ve çikolata fabrikasına ulaştım. Yani konu kapanmıştır. 11 numara. Uygun tanım aralığında F ve G fonksiyonları için çikolata olsa da yesek değil mi? Zararsız olanlarından. Bitter. Şu an çikolata yiyenlere de buradan selamlarımı gönderiyorum. Gülen arkadaşlara da. Fx, 2x eksi a, gx, bx artı 3x, bx artı 3 bölü 2 eşittir veriyor. Fog, f bileşke g, birim fonksiyonu olduğuna göre a artı b değeri nedir? Sevgili arkadaşlar, bütün iyi niyetinle ilk yapacağın hareket şu. Bu arada birim fonksiyonu neydi arkadaşlar? Dur bakayım. Öyle de diyebilirsin. O ona eşit diyemezsin. Arkadaşlar birim fonksiyonu neydi? Fx eşittir x olunca. Yani burada ne görüyorsan, burada da onu görüyorsan bu bir birim fonksiyonu oluyordu. Bak f'in içine gx'i girince bu arkadaş birim fonksiyonu olur. Şöyle yapabilirsin. F'in içinde x gördüğün yere şu arkadaşı olduğu gibi gx'i yazarak x'e eşitleyebilirsin. Bu bir seçim. Ama sen şunu da biliyorsun sevgili arkadaşım. F'in içinde, F'in tersinde x de sana her zaman birim fonksiyonu verir. Bunu biliyorsun. Ya da G'nin içinde, G'nin tersi x sana bunu verir. Bunu. Ha, o zaman şunu anladım ben. F, Gx fonksiyonu meğersem arkadaşlar F'in tersiymiş. Bak. F'in tersiymiş. Çünkü tersini girince, bileşkeye sokunca birim fonksiyonu oluyor. Arkadaşlar bu durumda ben F'in tersini bulurum. Bu tersini buna eşitlerim. İşin içinden çıkarım. 2x eksi 2a eşittir y diyorum. Bunun tersini nasıl bulduğumuzu konuşmuştuk değil mi arkadaşlar? Hemen birinci test a'ya gönderirim ben seni. 8. soruda bunu yaptık zaten. Y'yi x cinsinden yazınca fonksiyonun kendisi x'i y cinsinden yazınca da tersini bulursun. 2x eşittir y artı 2a. X'i yalnız bırakmak istiyorum. Böldüm 2'ye. X eşittir 1 bölü 2 y artı a. Şimdi f'in tersinde x yazıyorum. Bunları önceki testlerde konuştuk. 1 bölü 2 burada y gördüğün yere x yazıyorsun. Artı a oluyor. Arkadaşlar işte şu arkadaş tersini bulduk ya. X bölü 2 artı a denen arkadaş tam olarak şuna eşitmiş. Bx artı 3 bölü 2'ye eşitmiş. Bana a artı b'yi soruyordu. Bak buraya polinom eşitliğinde. X'in katsayısı kaç? B. Burada x'in katsayısı kaç? 1 değil mi? Çoğu arkadaş 1 diyor aman diyeyim. Arkadaşlar burada x'in katsayısı 1 bölü 2. Yani b eşittir 1 bölü 2. Buradaki sabit sayı buradaki sabit sayı eşit. Yani a eşittir 3 bölü 2. Topla bunların ikisini. Bak bu 1,5. Bu da yarım. 1,5 ile yarım pide yersen ne olur? 2 tane pide yemiş olursun. 1,5 lahmacun yedin, bir yarım lahmacun daha yedin, 2 lahmacun yemiş olursun. Konu kapanmıştır. 11 diyoruz arkadaşlar. 11 ile bitirmiş oluruz. Yani ne diyorsun Şimşek? Evet sevgili arkadaşlar, şimdi testi tamamlarken şu önerdiğim testleri tekrar hatırlatayım ben sana. Oynatma listelerini. Burada görmüş olduğunun hepsinin hem matematik hem de fizik dersine ait olan oynatma listeleri kanalımda mevcuttur. Nerede bulacaksın? Bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum arkadaşlar. Linklerini o linklere tıklayarak kolaylıkla erişebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.